Ve bir seyahatte gerekli olan her şeyi koyabileceğiniz bu ürünü bizzat deneyimledim. Herkes için kesin rahatlık hedefleyen ceket, 15 özelliğiyle bir teknoloji deposu. Göz bandı, el ısıtıcısı ve kaleme dönüşen bir fermuar bile var. Her şey ilk olarak çıkartılabilen boyun yastıklı bir ceket fikriyle başladı. Herkese iyi geceler. Evet. Tüm bunları nasıl yapacağınızı düşünürken nasıl yenilikler uyguladınız? Mekanik tasarım için birkaç hafta harcadık ve yastığın şekli de kesinlikle çok önemliydi. Yastığın çok geniş olmasını istemedik çünkü şapkanın içine girebilmeliydi. Bakalım, bunun içine mi üfleyeceğim? Öyle mi? İki üfleme yeter. Gerçekten mi? Evet. Aa, oldu. Bu kadar mı? Sonra da kapanıyor mu? Evet, kendi kendine. Tanrım, bu çok kolaydı. Dört tip ceket var. Günlük ve iş için kullananlar ve aradaki herkes için. Bu icadın hikayesi, Daryl'ın seyahate çıkarken sürekli boyun yastığını unutmasıyla başlıyor. İçinde yastık olan bir ceketimiz olsa keşke dedik. Ve birden ikimiz de pek çok insanın buna ihtiyacı olduğunu fark ettik. Kafamızda ceketi tasarlamaya ve seyahat edenler için özellikler düşünmeye başladık. Daryl ve Yoganshi ceket konusunda hiç şüpheye düşmediler. Çünkü 20 bin dolarlık bağış hedeflerine 9.1 milyon dolarlık bir geri dönüş oldu. Bu süreçte ard arda gelen pek çok zorlukla yüzleştik. Prototip aşamasında tasarımın doğru olduğundan emin olmak zordu ama işim iyi iş çıkardı. Bence en eğlenceli kısım prototip aşamasıydı. Fabrika ve tesisleri ikna etme gibi zorluklardan sonra tasarımları hayat buldu. İleride yaşayacaklarımız için çok heyecanlıyız ve sıkı çalışmamızın tek kaynağı o. Bu yüzden çok uğraşıyoruz. Bununla birlikte büyük bir yenilik ortaya çıktı. Seyahat biçiminizi basitleştirip sisteme oturtan bir ceket. Bir an önce uçağıma yetişmem gerek. Ama doğrusu böyle seyahat etmek gerçekten güzelmiş.